Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta kadınlardan ve erkeklerden kaynaklanan kısırlık faktörlerini ve tüp bebek tedavisindeki gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda bize Özel İzmit Konak Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve aynı zamanda tüp bebek merkezi sorumlusu, Operatör doktor Emre Karatekeleoğlu bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzmit'ten, Kocaeli'den geldiniz. Programımıza katıldınız. Sevgili izleyiciler eğer sizin de üreme sağlığı ile ilgili bir problem yaşıyorsanız ya da bu konuda kısırlık tedavisi görmekte olan ya da görmesi gereken bir tanıdığınız varsa e, ve sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Öncelikle bir şöyle ne Toplumumuzdaki üreme sağlığının bir e, fotoğrafını çekmenizi rica edeceğim. E, özellikle tüm e, çiftler arasında e, kısırlık problemi yaşayanların oranı nedir? Ve kadınlarla erkeklere baktığımızda e, kısırlığa yol açan faktörlerin ne kadarı kadınlardan, ne kadarı erkeklerden, ne, ne kadarı da hem kadından hem erkekten kaynaklanır? Günümüzde yavaş yavaş artık doğurganlık. Azalmaya başladı. Çevre faktörleri, stres, Aha. radyasyon, her türlü faktör ve Dünya Sağlık Örgütü, kanser ve aşırı kilo yani obeziteden sonra üreme sağlığı programlarını artık üçüncü sıraya yerleştirdi. Artık üreme yavaş yavaş üreme potansiyeli azalmaya başladı. Yaklaşık olarak şu anda çiftlerimizde, toplumda, Türk toplumunda da yaklaşık olarak problem görülme olasılığı %20. Yani her 5 çiftimizden birinde çocuk sahibi olamama problemini görüyoruz. İleride büyük ihtimalle bu oran ne yazık ki istemesek de daha daha artacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi beslenme faktörleri, kimyasal faktörler, çevre faktörleri, stres, doğurganlık ve gebe kalma yaşının daha ilerileri taşınması, özellikle evlenme yaşının 30 yaşın üzerine doğru çıkması, kariyer planlaması yapan ve çalışan bayanların sayısının artması ve bayanların kariyeri ön planda tutması, bütün bunlar yavaş yavaş doğurganlığı ve gebe kalabilme olasılığını düşürmeye başladı. Sebeplere baktığımız zaman ortalama yaklaşık %30 sebep bayandan, %30 hatta %35 sebep bayandan, %35 ile 40 arasındaki sebep artık erkekler daha ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. Erkekten yine yaklaşık %25'lik bir bölümde de hem kadın hem erkekten kaynaklanan faktörleri yüzdesel olarak kısırlık nedeni olarak sıralayabiliriz. Şimdi aslında son 10 özellikle son 20 yıl içinde ee, üreme sağlığındaki problemlere, kısırlığa bakışta, toplumun bakışında da değişim oldu. Eskiden kısırlık sadece kadının bir kusuru hatta bir sağlık problemi değil ne yazık ki kusuru olarak nitelendirdi. Şimdi yüzde ya da 40 erkekten kaynaklanabilen nedenler diyorsunuz. Ee, erkekten kaynaklanan nedenler peki? Giderek de bir yükselme eğiliminde. Neden? Bunu neye bağlıyorsunuz? Örneğin erkekler arasında sigara kullanımının yaygın olması bir faktör müdür? Başka hangi nedenler var? Tabii ki özellikle burada bir numaraya sigara ve alkolü koymak lazım. Giderek artan bir sigara tüketimi, Hı -hı. giderek artan hızlı bir şekilde artan bir e, alkol tüketimiyle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra demin de altını çizdiğim gibi çevresel faktörler, Hı -hı. radyasyon stres özellikle stres faktörü bütün bunlar yavaş yavaş erkeklerdeki sperm kalitesini çok belirgin bir şekilde düşürmeye başladı. Sizin de dediğiniz gibi eskiden hep bayanlar suçlanırken evet. şimdi tamamen oran tersine dönmeye başladı. Belki burada biyolojik olarak da erkekte sperm ko üretimini kontrol eden Y kromozomunda yıllar içinde meydana gelen Değişiklikler de etkin. Hakikaten yavaş yavaş acaba Y kromozomu gelen nesillerle birlikte daha küçülmeye mi başladı? Çünkü Y kromozomu erkeklerde olan ama bayanlarda olmayan bir kromozom. Evet. Bu kromozomlarda artık bir değişiklik mi olmaya başladı? Bir süre sonra Y kromozomu tamamen mi kaybolacak gibi tartışmalar da var. İşin hem genetik hem de çevresel boyutları yavaş yavaş erkek faktörünü... Ön plana çıkarmaya Aslında başladı. Aslında bu uh, bahsettiğiniz nokta ayrı bir program konusu ve çok, çok boyutlu, çok derya uh, evet çok kesinlikle. derya deniz bir konu kesinlikle. Kesinlikle. Ee, şimdi peki e, başka bir şey daha soracağım. Şimdi kadının e, kilolu olması, kadının doğurganlığını ve üreme sağlığını olumsuz etkileyen bir faktör. Peki erkek kiloluysa? Erkeğin sperm kalitesinde ya da sperm sayısında olumsuz bir faktör oluyor mu? Oluyor. Özellikle sperm faktörü olan erkeklerin bir bölümünde fazla kilonun direkt olarak sperm üretimini olumsuz yönde etkilediği, bu yağ dokusunun erkeklerde sperm üretimini kontrol eden hormonları olumsuz yönde etkileyerek sperm üretimini de bozabileceğine dair çok kuvvetli bilimsel veriler var. O yüzden artık kilo sadece bayanları değil erkek doğurganlığını da erkeklerin sperm kalitesini de etkiler bir faktör haline geldi. Bir şey daha size soracağım. Şimdi aslında değişik şeyler tabii ki, tabii. konuşuyoruz. Bir tüp bebek tedavisi için çiftin bir hazırlık dönemi var. Erkeğin bir sperm verme dönemi var ve diyorsunuz ki sigara aslında. Erkeğin tabii ki bu uzun yıllarda olan e, bir süreç ama e, erkeklere önerdiğiniz bir şey var mı? Tüp bebek için sperm vermeden önce, örneğin mesela belli bir süre sigara içmemeleri, alkol almamaları gibi bir takım e, programlara tabi tutuyor musunuz? Elbette, özellikle bir sperm döngüsü. Şimdi bayanlarla erkekler yalan çok önemli bir fark var. Bir kız çocuğu doğduğunda yumurtalıklarında belirli bir sayıda yumurta ile doğuyor. Doğduktan Hı -hı. sonra Bayan yumurtalığında yeni bir yumurta üretimi yok. Bir depo var. Bu depo doğumla birlikte harcanmaya başlıyor. Sıfırlandığı zaman menopoza giriyor. Hı hı. Erkek ise tam tersine doğduğunda testislerde hiç sperm üretimi yok. Blue ile birlikte başlayan bir üretim var. Ancak bu üretim her iki ayda bir yenileniyor. He. Dolayısıyla baba dayının sigarayı bırakması, hı hı. sigarayı kullanmayı kesmesi... 2 ay ya da 3 ay sonra gelecek sperm jenerasyonu üzerine çok önemli etkilerde bulunuyor. O yüzden biz baba adayımız bazen çok dramatik olarak sperm sigara içimini bıraktıktan sonraki 2-3 ay sonraki sperm tahlilinde dramatik olarak değişiklikler görüyoruz. Yine sigara özellikle spermlerde DNA kırılması dediğimiz gen kırılmalarına sebep olabiliyor. Bu da aynı şekilde Spermlerin yumurtayı doğal sürecinde ya da tüp bebekte döllemesinde ve embriyo gelişiminde olumsuz etkide bulunuyor. O yüzden biz sigara içen baba adaylarına tüp bebek denemesinden önce en az 2 ya da 3 ay önceden itibaren sigarayı bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Ama şunun altını çizeyim. Bugün sigarayı bıraktınız, ertesi gün her şey günlük gülistanlık Tabii. olmuyor. Sigarayı bıraktıktan sonra faydalı etkilerini en az 2-3 ay sonra görebilirsiniz. O yüzden bugün sigarayı bıraktınız, yarın her şey düzelmeyecek. O yüzden de 2-3 ay önceden mutlaka bu planlamayı bizim yapmamız lazım. Çünkü bir sperm döngüsü 2-3 aylık bir dönem. Aynı şey sigaranın herhalde kadınlar için de önemi var değil mi? Tüp bebek tedavi süreci başlamadan önce ve tedavi devam ederken. Elbette sigara kullanımı hem kullandığımız ilaçlara tüp bebek tedavisi sırasındaki verilen cevabı olumsuz yönde etkiliyor, hem yumurtanın kalitesini etkiliyor, hem yumurta ile spermin döllenme yüzdesini etkiliyor. Diyebilirim ki sigara bugüne kadar öreme sağlığını olumsuz yönde etkilediği kesin, net kanıtlanmış ve üzerinde Tereddüt olmayan tek madde. Sevgili Artur, izleyiciler, ee, özellikle buna ben de bir vurgu yapmak istiyorum. Ee, o kadar güzel anlattınız ki ben çok çok teşekkür ediyorum. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek istiyorsanız, anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamak istiyorsanız, lütfen e, sigarayı e, bırakın. Çünkü sigara biraz önce sizin de vurgu yaptığınız gibi gerçekten tüp bebek tedavisinin başarısını da olumsuz etkiliyor, üreme sağlığına da e, çok büyük zararlar veriyor. Gelelim biraz da tıptaki gelişmelere. E, i̇nsanların bir takım şeyler elinde, kendi sağlıklarına dikkat ederek. Tabii bir de değiştiremedikleri faktörler var. Hiç spermi olmayan erkekler var. Aynı şekilde yumurtası rezervi tükenmiş kadınlar var. E, tüp bebek e, tedavisi söz konusu olduğunda. Gerek kadınlardan, gerek erkeklerden kaynaklanan kısırlık olgularında ne tür yeni gelişmeler, ne tür umut vaat eden e, yeni yöntemler var? Tüp bebekte başarı oranı belirli bir döneme kadar yükseldi ve ondan sonra da sabit kalmaya başladı. Hı hı. Günümüzde belki sayabileceğimiz en önemli yenilik artık yapay zekanın tüp bebek alanına da girmesi. Hı hı. Yapay zeka nerede devreye giriyor? Biz sperm ve yumurtayı birleştirdikten sonra elimizde çok fazla sayıda bebek adayı oluyor. Ve biz bu bebek adaylarından hangisini anne adayımıza transfer edeceğimize karar verirken de onları ortalama 3 ila 5 gün vücut dışında özel laboratuvar ortamlarında takip ediyoruz. İşte yapay zeka burada devreye girerek hangi embriyonun bu gelişim aşamalarına göre doğru embriyo olduğunu seçip bize bırakmadan doğru adayı kendisi seçiyor. Bununla ilgili tabii ki birçok veriyi veriyorsunuz. Birçok verileri özel sistemlere yüklüyorsunuz. Belki ileride yapay zeka bize doğru embriyoyu, belki bizim yanlış olarak hiç beğenmeyeceğimiz ve bizim tercih etmeyeceğimiz bir embriyoyu seçmemizi sağlayarak gebeliğe ulaşma süremizi kısaltmış olacak. Bunun dışında birçok işte yumurtalığa PRP uygulanması, bu şekilde yumurtanın gençleştirilmesi gibi birçok yöntemler var ama bunların şu anda bilimsel olarak kanıta dayalı henüz elimizde hiçbir verisi yok. İleri yönlü olarak yapılan en önemli çalışmalardan bir tanesi de kök hücre çalışmaları. Yani menisinde ve yumurtalıklarında hiç sperm üretimi olmayan bir baba adayında vücudun başka kök hücrelerinden sperm üretilmesi ve bu şekilde gebelik elde edilmesi, aynı şekilde kök hücreden yumurta elde edilmesi ama bunlar henüz deneysel aşamada olup birazcık daha gelişme bekleyen konular. Şu anda çok büyük ümit vadeden, evet bu yöntem mucizevi bir yöntemdir diyebileceğimiz açıkçası net bir yöntem yapay zekanın dışında olası bir yöntem kısa sürede açıkçası gözükmüyor. Peki tüp bebek tedavisinde iki deneme arasında idealde ne kadarlık süre olmalı? Bir de bu tabii ki bu süre tıbben bir süre var ama bu süreyi biraz daha uzatan e, kadının e, morali olabilir mi? Kadının bedensel dayanıklılığı olabilir mi? Mutlaka. Burada biraz çifte ya da e, anne adayının Ruhsal ve bedensel durumuna göre pozisyonda alabiliyor musunuz? Mutlaka burada anne adayının <laughs> başarısız bir denemi hiçbirimizin istediği ve arzuladığı bir durum değil. Tabi ne olursa olsun bu özellikle her tabii ki hem anne hem baba adayımız üzerine ama daha çok iğneleri kullanan bu yoğun tedavi sürecini daha çok yaşayan bayan olduğu için yük daha çok bayanın üzerinde. Tabii ne olursa olsun bu hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak anne adayını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Hele, hele bir de gebelik oluşmamışsa. Böyle bir durumda biz iki deneme arasında en az iki aylık bir dinlenme süresinin olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama bazı anne adayları bunu daha çabuk atlatıp bir aylık bir dinlenme sürecinden sonra da tedaviye başlamayı istiyorlar. Tabi belirli bir grup var ki özellikle ileri anne, Aha. özellikle ileri yaşlarda gebe kalmayı planlayan anne adayları yumurta rezervi giderek azaldığı için bunu çok fazla kısaltmak, çok fazla uzatmak istemiyorlar. Ama biz bu anne adaylarında dahi mutlaka ruhen herhangi bir şekilde bu tedaviye yeniden başladığında kendisini ruhen daha kötü çökünlüğe sebep olacak bir durum söz konusu mu değil mi? Bunu iyice analiz edip buna göre tavsiyede bulunuyoruz. Ama bizim de genel görüşümüz iki aylık bir molanın çiftimiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Ama genel bir kural yok. Yani bu tıpta işleyen bir kural değil. Yani iki ay mutlaka bir ara verilmelidir diye işleyen bir kural yok. Bu tamamen sizin de söylediğiniz gibi tamamen moral değerleri ön planda düşünerek biz hekimlerin söylemiş olduğu bir kural ama bu net olarak bilimsel bir kural. Bilimsel olarak altı ne kadar doldurulur bir gerçek bu tabii ki tartışılır. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür Sağlığın ediyorum. Sağlığım için her şeye katılıp bilgi verdiğiniz için sağ olun. Sevgili izleyiciler sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.